Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Alan Zola Ev'in analizini yapacağız. Şimdi Zola Ev'lerin biliyorsunuz ki Alan en küçük kardeşleri ve muhtemeldir ki bundan sonra 75'li adımını attı. Arthur Macaulay'ın kilosunda birinci oldu kendisi ve kendisi şu anda 20 yaşında. Baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten çok güçlü bir sporcu. Eli kolu çok dolu gerçekten ve yaşı çok genç. Şimdi aileye baktığımız zaman Mayerbek Zolayev babaları oluyor zaten. Dört kardeşler. Spartak Zolayev de biliyorsunuz ki 90 kilonun dünya şampiyonu ve gerçekten çok kuvvetli bir sporcu. Hacmar zaten kendi bilek güreşi camiasında efsane olmuş bir sporcu. Düşük sikletine rağmen ağır sikletleri yenebilen bir sporcu kendisi de. Arthur Makarov'u yendi kendisi. Kötü pozisyonlarda kalarak yendi. Oradan da çıkmaya başardı. Çok çok iyi bir sporcu olduğunu göstermeye başladı. Zolayev'lerin babası arkadaşlar Mayerbek Zolayev. Amcası da Kazbek Zolayev. Kazbek zaten eski dönemlerin dünya şampiyonlarından. Mayerbek de dünya şampiyonu. Ama Kazbek eski dönemlerde Andrei Radoskovra ile, yani o dönemlerin efsane bilek güreşçisi Andrei Radoskovra ile beraber hep finallere kalan bir sporcuydu. Andrei Radoskovra'yı yenip bilek güreşini bırakmış. Onu yenmeden bırakmayacağım diye söylemiş ve genetik olarak bu işe ne kadar yatkın olduklarını babadan ve amcadan da anlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bilek güreşinde ne yaptığınız, ne kadar iyi çalıştığınız dışında kimlerle antrenman yaptığınız da çok önemli arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Tautiev görüyoruz burada. Tautiev normalde dünyadaki bence en iyi çekiş yapan sporculardan bir tanesi. Hatta Alan'ın abisi olan Hacımaz Zolayev'i de çekerek en son turnuvada yendi kendisi. Alan Zolayev arkadaşlar U21'de 2019 yılında birinci olan bir sporcu. Bu senede hem U21'de hem de Büyükler 75 kiloda birinci olan bir sporcu. Çünkü ileri dönük çok başarılı olacağını eğer sakatlanmazsa zaten kendisi göstermiş oldu arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada dörtlüğü görebiliyoruz. Daha böyle yaşlar küçükken, muhtemelen herhalde 15-16 yaşlarında gibi duruyor. Burada da daha böyle 26-27 belki. Şimdi baktığımız zaman Hacımaz Zolayev, Spartak Zolayev. Tam emin değilim ama Arsen diye duydum arkadaşlar. Arsen Zolayev. Bu da en küçük kardeşleri Alan Zolayev. Hacı Murat'ın söylediğine göre ailedeki bilek göçüne en yakın kişi kardeşleri olan Alan Zolayev, yani şu arkadaş oluyor herhalde. Şu arkadaş oluyor. En yatkın o gözüküyor. Eğer en yatkın oysa gerçekten arkadaşlar, sonuçta kardeş olunca biraz daha böyle şey gibi olur. Baktığınız zaman eğer en yatkın oysa biletin başına büyük bir iş açıldı demektir. Şimdi en son olan maçlarını arkadaşlar izleyeceğiz. Kendisi 1.75 civarında bir boyu var bildiğim kadarıyla. O yüzden böyle sanki ileriye dönük 7-8 sene zarfında 100 kilolara çıkacağını düşünmüyorum ama 75 şu an giriyor, 80, 85, muhtemelen 90'a kadar kapatabilir arkadaşlar olayı. Burada baktığımız zaman arkadaşlar, Arthur Makarov farkındaysanız çok alttan tutuyor onu. İlk hamleyi Arthur Makarov yapıyor arkadaşlar ama dönüyor, istediği yere alıyor gözüküyor. Aslında arkadaşlar almıyor istediği yere kadar, alamıyor daha doğrusu. Hafiften burası dönüyor ve rotasyon kilidi hala Alan Zolayev'de arkadaşlar. Hala onda. Şu anda her hamlesi aslında baktığımız zaman Arthur Makarov'un elinde. Çünkü burası tam aşağı doğru tam açılmamış. Hafiften böyle bir yukarıda duruyor. Tam aşağı açılsa istediği gibi kapanabilecek üstüne ama tam açılmamış. Baktığımız zaman da şu açısı aşağı doğru tam açılmadığı için, burası da tam olarak dönmediği için arkadaşlar, hafiften böyle bir kilit oluşmuş burada. Dönmediği için de aslında maç tamamıyla Arthur Makarov'un elinde geçiyor. Yani bir zaman sonra o eli yorulması muhtemel. Hep şu parmaktan da farklı mısınız arkadaşlar? Şu parmaklarda şu kilit noktası her baskısında aslında burası zorlanıyor. Şu parmaklara baskı alıyor. Parmakları ve alt bilek tendonu zorlanıyor. Burası istediği anda da zaten dönmesi muhtemel. Biraz hafiften şu kısmını araya katmaya başlayınca biraz açılır kapanır gibi olacak. Çok güçlü arkadaşlar, belli yani eli de bozulmuyor. Hafiften böyle bir döner gibi oluyor. Şu an işte o anda arkadaşlar zaten olayı kaybetti. Parmakların tam ucunda kaldı ağırlık, farkındaysanız arkadaşlar. Tam ucunda kaldı yani en başta neredeydi ağırlık? Biraz daha böyle içine bükük pozisyonda. Şu boğumundaydı ağırlık. Sonra o hamlesiyle biraz hafiften geri geri hareket etti farkındaysanız. Tam şu kilidi kattı. Çünkü vurdu, geri fazla gitti. Çünkü hep maç bu pozisyonda geçerken vurup geri biraz fazla gidince isterseniz şu eli ayrıldı. Zaten buralar hep yoruluyordu sürekli. Bu sefer ne oldu? Tamamen rotasyon kısmında kaldı ve o pozisyona zaten çok rahat bir şekilde döndü artık. Çünkü artık parmak artık yoruldu, burası yoruldu ve kendi biraz daha verince rotasyon kilidini Alan atmış oldu arkadaşlar.
diğer maçları bağa kaçıyorlar. Makarov'un, yani benim görüşüm Makarov'un arkadaşlar biraz daha böyle alttan değil de onu elle kontrol etmek değil de çünkü yetmiyor. Daha böyle ilerlerden yukarıdan dolanması lazım ki şu kilidini biraz bozsun. Yani herkesi böyle güçlü yaparken bu maçta yeterli olmadı. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman niye sadece ikisinin maçını alıyorum Arthur Makarov'la beraber? Çünkü Arthur Makarov 75'in rakleri yukarı çıktıktan sonra aşağı yukarı böyle bir aşılmaz adam haline gelmeye başladı. Hele ki döndürdükten sonra zaten herkesi ezip geçen bir sporcuydu. Ama burada döndürdüğü halde tabii tam istediği yere böyle takamıyor. Hani biraz daha parmakların ucunda geçiyor. O baskısı yine de bence yetmesi gerekirken. Çünkü burasını kaybediyor adam Zolaev. Direkt yine arkadaşlar burasına kapanıyor ama farkındaysanız yine ağırlık parmaklarında. Hani şunu yapmıyor. Buradan yan baskı uygulamıyor. Ya da hani böyle tam istediği yere kadar böyle çeviremiyor arkadaşlar. Ne oluyor? Şu parmakların ucunda buradan böyle baskıya devam ediyor. Şu kilidini de atıyor. Ancak baktığımız zaman burada ve eliyle gerçekten güçlü olduğu için taşıyabiliyor orada. Bir tane faul veriyorlar. Dirsek faulü. Bu arkadaşı unutmayın arkadaşlar. Bu arkadaş çok sıkıntılı bir arkadaş olacağı benziyor. Şu an daha yaş genç. Yani 21-22'de geldi insana patlıyor. 22'ye geldiği zaman muhtemelen çok çok sıkıntılı birisi olacak. Burada farkında mısınız arkadaşlar? Hani istediği almaya çalışırken şu kısmı biraz daha ileride kalıyor. İleride kalınca burası hareket edemiyor Makarov'un arkadaşlar. Yani çünkü buraya doğru bir yaslama var ortada. Buraya doğru hareket edemiyor. Elde zaten bu sefer daha da kötü kaldı işin aslı. Buraya da müdahale edilince el daha kötü kaldı. Şu an burada kilitli gözüküyor ama rotasyon baskısını çok yediği için ve bu bisepsi biraz daha havada olduğu için hani bu hareketi yapamıyor. Her yaptığında burası böyle esneyecek yavaş yavaş. Aslında güzel kavramış ama alanın burası çok kuvvetli arkadaşlar. Yani bunu yapması gerekiyor mantıken ama alanın burası kuvvetli. Yani yapması gereken arkadaşlar sanki bu elin burası değil de biraz daha yukarıdan şuraya takması gerekiyordu. Yani yukarıdan taktığı zaman bu sefer bu kısım taşıyan kısım böyle dönecekti. İleriden daha dönecekti. Baskıyı daha yukarıdan alacaktı. Güçle değil de yukarıdan dolanma şeklinde alacağı için iş çok daha farklı olabilirdi arkadaşlar ama. Yani muhtemelen şu antrenmanları binlerce kez yapmıştır. O yüzden bu kadar dayanıyor. Ve dikkatimi çekti. Çok sabırlı. Sanki bu işi böyle nokta atışı öğrenmiş gibi. Şu da arkadaşlar hemen geleyim. Burada farkındasınızdır. Hep baskı şurasında. Sürekli baskı burasında. Parmaklarında ve burasında. Alt tendonunda. Şimdi buradan bu şekilde durup buradan çıkılabilir mi? Çıkılır. Nasıl çıkılır arkadaşlar? Ağırlık elde olduğu zaman şurayı yaslasaydı böyle iyice içine bükseydi. Bu sefer parmaklar çok zorlanmayacaktı. Bu tendon da çok zorlanmayacaktı. Sadece şöyle bir kilit oluşacaktı burada. O yüzden çıkma şansı mümkün değildi bence. Ama baktığınızda şu kısmı tam dönmemiş. Şöyle duruyor. Hani böyle dönük değil. Burası tam böyle kayıp değil. Kayıp olsa gene yapamaz. Şöyle duruyor ağırlık hep rotasyonda. Ama asıl taşıdığı yer eklemin şu kısmı. Burası durduruyor ama burası asıl durduran kilit noktası. Burası da sadece gitmesine izin vermeyen kısımların bir parçası. Asıl yer burada. Şimdi zamanla buraya baskı yaptı. Yandan ama el yoruldu. Sonra en ufak bir harekette farkındaysanız çok ufacık çekti kendini. Yaparken de ne yaptı arkadaşlar? Şu kısmını kontrol etmeyi hiç bırakmadı farkındaysanız. Hep konuşuyoruz ya. Burasını ezin. Şurayı kontrol edin. Sonra buradan yuvarlayın. Çekerken de basarsanız burayı kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Alt biriniz hafiften de olsa içeri bükecek. Sonra böyle. Sonra isterseniz böyle ya da böyle. Ama şu haftan bükmeden bu arayı katmak çok zordur. Düşken buraya katmak zordur gerçekten. En azından azıcık bir bükmek gerekiyor. Zaten orada tamamen taktı. Zaten Makarov orada olayı kabul etti. Şu kısmı da kontrol ettiği için geri de kaçma şansı yok. Burası çünkü bükük şekilde buraya kadar gelmiş. Aynen yani ileri dönük çok sürpriz bir sporcu arkadaşlar. Kendini şimdiden gösteriyor. Niye analizini yaptım? Bizim arkadaşlar normalde analizlerimiz cumartesi günleri kısmetse ve çarşamba günlerimiz farklı. Belki antrenman videosu olur. Belki farklı bir şey yaparız. Bir yerlere gidip bilek göğüs antrenmanı yaparız. O zaman da paylaşmayı planlıyordum. Ama böyle artı Makarov gibi bu kadar üst düzey bir sporcuyu yenebiliyorsa bunları araya katmakta fayda var diye düşündüm. O yüzden arkadaşlar bu videoyu da yayınladım. İzlediğiniz için teşekkür ettim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.